Şimdi üçüncü çözümümüz için yukarıdaki karıştırma algoritmasını kullanacağız. Videoyu durdurup yine küpünüzü karıştırabilirsiniz. Şimdi küpümüzü inceleyelim. Kenar parçalarını yerini tespit edelim. İyi kenar, iyi kenar, kötü kenar, iyi kenar olduğunu görüyorum. Bu durumda yeşil yüzeyden tutmak parçaları görme adına daha uygun olacak. Neler yapabileceğimize baktığımız zaman bunu kötü kenar durumundan kurtarmak için şöyle bir F ters hamlesi yapabiliriz. Bu durumda mavi beyaz parça yukarı geleceği için yeşil beyaz da burada. Bunu karşılıklı yerleştirmek daha mantıklı. Bu yüzden bir U ters hamlesiyle artıya başlamak uygun görünüyor. U ters yapalım. Ardından bir F ters. Kırmızı beyaz parçamız indi. Turuncu beyaz bunun karşısında yer alacağı için burada bir D ters ile karşı taraf alalım. Kendi rengine işlemiş olduk. Bu parçayı bunlardan bağımsız olduğu için yerleştirebiliriz. Karşılıklı olduğu için bir U2 hamlesiyle yerlerini alıp bunları da yine bir F2 ve B2 hamleleriyle artımızı tamamlayabiliriz. İkinci küpümüzde de tekrar edelim. Evet, küpümüzü doğru yöne alalım. Yeşil yüzeyden tutuyorduk. Önce bir yeşili uzaklaştırıp bir F ters hamlesi yapacaktık. Daha sonra kırmızıyı turuncunun karşısına alıp yukarıdan bir U2, F2 ve bir B2 hamlesiyle artımızı tamamlıyoruz. Sıra dördüncü çözümümüze geldi. Yine beyazı üstte, yeşili önde tutarak yukarıda gördüğünüz karıştırmayı uygulayarak bu küp şeklini elde etmemiz gerekiyor. Şimdi küpün çözümüne bakalım. Evet, küpü inceleyelim. Kenar parçalarının nerede olduğunu, yeşil beyazının iyi kenar ve yerinde olduğunu görüyoruz. Kırmızı beyazlı iyi parça, mavi beyazlı yine iyi bir kenar, turuncu beyazlı kötü bir kenar görüyorum. En iyi nereden görebilirim diye baktığımda yine turuncu merkezli yüzeyden baktığım zaman bütün parçaları görebiliyorum. İlk hamle ne olabilir diye bakıyorum. Buradaki turuncunun sağında mavi olacağı için ve bu turuncuyu iyi kenar yapmamız gerektiği için bir F hamlesiyle başlamak daha uygun görünüyor. Bu F hamlesi kırmızı, beyaz ve yeşil beyazlı parçayı etkilemeyecek. Bir F hamlesi ardından turuncuyu yanına indirip maviyi karşı tarafa alıp buradaki yeşil beyazlı parçayı bir L2 hamlesiyle aşağı indirip ardından da kırmızı beyazlı parçayı buraya yerleştirebiliriz. Şimdi artımızı oluşturalım. Başlayalım. F, buradan bir L, bunu mavinin karşısına almak için öncelikle mavi yüzeyi bu tarafa hareket ettirebilmek için bir D, sonra tekrar bir L ile yeşil kenarı aşağı indirip hepsini yerine yerleştirdik.
Kırmızı beyaz parçamız kaldı. Hemen bir U ters ile arkaya gönderip B2 ile de artımızı tamamlayabiliriz. Fakat ben burada farklı bir şey daha görüyorum. Eğer B hamlesi yapmak burada zor geliyorsa ve rotasyon yapmak istemiyorsak şunu yapabiliriz. Buradan turuncu beyazlı parçayı bir D ters ile karşıya aktarıp R2 ile kırmızı beyazı indirip yine bir D hamlesiyle yine artımızı oluşturabiliriz. Şimdi diğer küpümüzde uygulayalım. Bakalım sarıyı yukarı aldığımızda turuncudan bakıyoruz. Ne? F, L, D, L, U ters, B, 2 yaptığımız zaman artımız oluşuyor. Yine tersini alıp buradan kırmızıyı yerleştirmeden önce burada bir D ters R2 ile D hamleleriyle de yapabildiğimizi görüyoruz. Son olarak 5. çözümümüzü yapacağız. Bunun için gerekli karıştırma algoritmasını yine yukarıdan bakıp yapabilirsiniz. Bu da değişik bir örnek olsun diye çift katmanlı bir çözüm yapmaya çalışacağız. Evet, küpümüzü inceliyoruz. Turuncu beyaz bir kötü kenar, kırmızı beyaz bir iyi kenar, turuncu beyaz kötü kenar, mavi beyaz iyi bir kenar mevcut. En iyi nereden görebilirim diye baktığımda mavi merkezli yüzeyden baktığım zaman bütün kenarları görebiliyoruz. Şimdi neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Buradaki yeşil beyazlı kötü kenarı iyi kenar yapabiliriz. Bunu mavinin karşısına geçirebilmek için bir F hamlesi ardından L hamlesiyle karşısına geçirebiliriz. Şimdi bunu isterseniz hemen yapalım. Bir F, L. Daha sonra kırmızı beyazlı parçamızı mavinin sağında yer alacağı için bu maviyi şu anda yeşilin olduğu yere bir D2 hamlesiyle almam gerekir. Ardından bir F ile kırmızı beyaz parçamızı indirdik. Son olarak turuncu beyazlı kötü kenarımız kaldı. Kötü kenarı sona bıraktık. Buradan kırmızının karşısına geleceği için bunu da buraya alacağımdan dolayı kırmızıyı bir D ters ile karşıya alıyorum. Sonra bu parçayı R UW R ters ile aşağıya aldıktan sonra buraları eşlemek için kırmızı bu tarafa gideceğinden dolayı yine bir UW ile artımızı tamamlıyoruz. Şimdi ikinci küpümüzü de yapalım. Evet, mavi yüzeyden bakıyoruz. Yeşil beyazı F ile karşıya alıp L ile indiriyoruz. Ardından kırmızı beyaz yerleştirmek için bir D2,
kırmızı beyaz için F. Turuncu beyazı yerleştirmek için kırmızı beyaz parçayı karşıya alıp R, UW, R ters. Alttan tuttuğum için üst kısmı döndürmek daha kolay olduğundan dolayı bir UW ile artımızı tamamlamış oluyoruz. Böylece gelişmiş artı yapma teknikleriyle ilgili çözümlerimizi tamamladık. Siz de kendinizi geliştirerek artınızı daha da hızlandırabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.